Saliha, güzel, takvalı, benzeri olmayan, rıza ve kanaate sahip bir genç kızdı. Fakirliğine ve içinde bulunduğu sıkıntıya rağmen üniversite eğitimini tamamladı. Zengin bir genç, ailesinden hiçbir beklentisi olmayarak evlenmek istedi onunla. Kızın ailesi fikrini bile sormadan verdiler kızlarını. O da ailesinin yükünü ve masraflarını hafifletmek için kabul etti bu evliliği. Böylece evlendiler. Kız düğün günü güzel bir saraya geldi. Allah'a şükrederek 2 rekat namaz kıldı. Kendisini gözetmesi, koruması, zorlukları kolaylaştırması için Rabbine dua etti. 2 ay sonra kadın kendisinden önce eşinin birden fazla evlilik yaptığını öğrendi. Bütün eşlerini erkek çocuk dünyaya getirmediği için boşamıştı. Eşine yaklaşarak ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu 2 hadisini hatırlattı. Kadınlardan nefret etmeyiniz. Şüphesiz ki onlar samimi ve değerlidirler. Sizden birinizin 2 kız çocuğu olur da onları en güzel şekilde yetiştirirse onlar sizi ateşten koruyan bir siper olurlar dedi. Ancak adam hiçbirinden etkilenmedi. Kadın hamile olunca çok korktu. Eşine doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmemekte ısrar etti. Ve o gün geldi. Kadın çok güzel bir kız çocuğu dünyaya getirince adam kadını hastanede boşayarak onunla ilgili tüm şeyleri kadının ailesine gönderdi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Kadın çok üzüldü. Ancak o Allah'ı zikrederek ona dua etmeye, ona verdiği tüm nimetlere ve bir de bu güzel kız çocuğu için şükretmeye devam etti. Günler geçti. Birkaç ay sonra hastane müdürü olan biteni öğrenince kadının edebini, dinini, sabrını görerek onunla evlenmek istedi. Kızının bakımını üstlenecek, karşılaştıkları tüm şeyleri telafi edecekti. Kadın teklifini kabul etti. Tek şartı vardı. O da eski kapalı evini fakir, yoksul ve yolculara yemek ikram edilen bir yere dönüştürmesiydi. Bizzat kendisi onlara yemek ikram edecekti. Adam memnuniyetle kabul etti ve evlendiler. Günler geçti. Allah onlara 2 erkek çocuğu bağışladı. Birkaç yıl sonra kızları üniversiteden mezun olarak annesinin yanına gitti. Üniversiteden mezun olmak için adadığı adağını yerine getirerek yoksullara yemek ikram etti. Bir gün yaşlı, saçları ak, eski kıyafetli bir adam gelerek yemek istedi. Anne dikkatlice adamın çehresine bakarak ''Ne oldu sana? Sen insanlar arasında en zengindin.'' deyince adam ''Dünya beni oyaladı, eğlendirdi. Hepsini arkamda bıraktım artık.'' dedi. Anne gözyaşları içinde ''Beni hatırlamadın mı? Ben eski eşinim. Bu da kızın.'' deyince adam gözyaşlarına boğularak ona karşı hatalı olduğunu itiraf etti. Ondan sonra erkek çocuklarının onu saraydan kovup sokağa attıklarını anlatıp şu sözlerle devam etti. Bu sana ve diğerlerine yaptıklarımın cezası ve günahıdır. Ne olur bana hakkını helal et. Sana çok zulmettim dedi. Anne ve kızı elinden tuttular. Anne ona oturdukları dairelerinin anahtarını verdi. Kızı onu kucaklayarak canım babam bugünden sonra sana ben bakacağım dedi. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون